Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca piyasalarda olup bitenlere bakacağız. Garanti Bankası'nda BBVA'nın vermiş olduğu teklifi, gönüllü pay alım teklifinin detaylarını konuşacağız. Ayrıca Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başluğ da konuğumuz olacak bu süre zarfında. Diğer taraftan yine bugün gelen bütçe rakamları da programımız çerçevesinde konuşacağımız bir diğer tema olacak. İlk etapta günün öne çıkan haber başlıklarına bakalım. Sonrasında yoğun yayın akışımıza başlayalım. BBVA Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi. BBVA kalan garanti hisseleri için hisse başına 12 lira 20 kuruş gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi. Gönüllü pay alımına konu olan bütün payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25.7 milyar TL yani yaklaşık 2.25 milyar euroluk ödeme gerçekleşmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Ekim ayında bütçe 17.4 milyar lira açık verdi. Eylül ayında bütçe açığı 24 milyar TL olmuştu. Böylece bütçe Ağustos ayında fazla verdikten sonra Eylül ve Ekim'de açık vermiş oldu. Bütçe açığı ilk 10 ayda ise 78,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Verilere göre konut satışları Ekim'de %14.9 artışla 117.400 oldu. İpotekli satışlar %9.7 artış göstererek 28.049 adet olurken yabancılara yapılan konut satışları %12.1 artarak 5.893 adet olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada enflasyonun orta vadede yeni simetrik %2 hedefimizin altında kalacağı öngörümüzü sürdürüyoruz değerlendirmesini yaptı. Herhangi bir sıkılaştırma adımının şu anda faydadan çok zarar getireceğini söyleyen Lagarde önümüzdeki yıl için halen enflasyonda ılımlılaşma öngörmeye devam ettiklerini kaydetti. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Elbette günün en önemli haberi Garanti Bankası ile ilgili hissedar tarafından atılmış olan adım. Banco Bilbao'nun yapmış olduğu açıklama biraz önce haber başlıklarında da aktardığımız gibi borsa tarihinin en büyük geri alım kampanyası denilebilir. Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Evet. Elbette Banco Bilbao Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı, uluslararası yatırımcılardan bir tanesi. Evet. Bugüne kadar da çok yüksek miktarda yatırım gerçekleştirdi. Önce GE hisselerinin alımı, arkasından yine Doğuş grubundaki yönetim paylarının devri, evet, ardından kalan hisselerin alınmasıyla birlikte bugüne kadar gelindi. Diyor ki Banco Bilbao, şu an itibariyle halka açık olan bizim elimizde bulunmayan kısmın tamamını almaya talibiz. Evet. Fiyat olarak da cuma günkü kapanış fiyatının %15 üzerinde bir fiyatla 12 lira 20 kuruşluk bir fiyat belirledik. Ne konuşuluyor piyasa çapında? Belki biraz onun üzerinden konuşarak başlayabiliriz. Evet tabii, yani yapılan analizler genelde şu şekilde. Hani bankacılık sektörü ya da bir bankanın bilançosu analiz etmesi en zor şirketlerden bir tanesi. Çünkü hani örnek vermek gerekirse işte bir ilaç, otomotiv vesaire şirketinde olduğu gibi işte şu kadar ham madde, bu kadar stok, satışlardan elde edilen gelir vesaire. Bankacılık ya da sigortacılık sektörü hisselerini bu şekilde analiz etmek oldukça güç. Çünkü işte yapılan işin doğası gereği ayrılan karşılıklar vesaire bir sürü kritik alt bileşenler var ve bunları hani şirketin sahibi kadar iyi analiz etmek, iyi bilmek oldukça zor. Biz ancak hani 3 çeyrekler itibariyle gelen sonuçları değerlendiriyoruz. Ama şirketin kendi sahibinin burada bir potansiyel görerek bu geri kalan hisselerin tamamını, ki sermaye piyasası tarihinde ilk defa oluyor bu kadar yüksek miktarlı bir geri alım, gönüllülük esasına dayalı geri alım çağrısı. Dolayısıyla önemli bir burada teveccühü gösteriyor ve bakıldığında endeks 2013'te 5 sentin yukarısını gördü. Şimdi işte dolar kuru 10 dersek 1700, endeks BIST 100 olarak değerlendirirsek 1.7, yani oraya göre hisse senetleri 3'te 1 değerine inmiş durumda. Ondan sonra ve bankacılık endeksinin de bu hani nispeten dolar bazında gerileyen endeksin içerisinde de özellikle sanayi şirketlerine görece çok zayıf bir performans izlediği, 2010 tarihinden bu yana yani Haziran 2010'da gördüğü
BIST 100 endeks görece bankacılık endeksine bakıldığı zaman o zamandan bu zamana neredeyse 3'te 1 değerine indiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla şimdi son 10 sene 15 sene içinde bankacılık sektörünün içinde bulunduğu aşama, işte Avrupa'daki bütün bankacılık şirketleriyle kıyaslandığı zaman bizde çok daha hızlı bir otomasyon, dijitalleşmeye geçiş, müşteri memnuniyeti vesaire açısından, karlılık açısından çok daha iyi noktalara gelinmesinin endeks tarafında aynı şekilde yansımadığını, bunun da işte ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortam, işte kurun volatilitesi, yabancı yatırımcının ilgisinin azalması vesaire gibi çeşitli faktörlerle açıklamak mümkün. Ama şirketin hakim ortağın dediğim gibi bu kadar yüksek bir talebi getirmesi ve burada tabii 2022'nin ilk çeyreğinde işte izinlerin alınmasından vesaire sonra işte 10-20 gün gibi bir geri çağırma periyodundan bahsediliyor. O zamana kadar bu rakamın, yani şu an için iskontolu oldu ama tabii bugün borsada hisseler tavana yakın fiyattan ip işlem gördü ve işte yani marj belirli ölçüde olduğu için halen daha primli gibi gözüküyor geri alım fiyatı, ama önümüzdeki günlerde tabii daha iyi performans gösterebilir başka gelişmelere de bağlı olarak. Yani en azından buradan şirketin tamamını geri almaya yönelik bir teveccüh gösterilmesi hem sektör çarpanları üzerinde hem bakıldığında bir yabancı sermayenin buraya olan ilgisinin bu ortamda teyidi anlamında önemli olacaktır. Peki bu noktadan sonra elbette bireysel yatırımcıların artı kurumsal yatırımcıların bu teklife nasıl karşılık verecekleri, evet, en temel tartışma konusu. Biz aracı kurumlarla konuştuğumuzda buralardan vermeyi pek önermediklerini anlıyoruz. Evet. Çünkü zaten sonuç itibariyle 12 lira 20 kuruştan bir alıcı varsa diyerek başlayan cümlelerle şu an itibariyle oraya doğru bir fiyat hareketi görüyoruz. Sadece bankaları değil aynı zamanda holdingleri endeksin geri kalanını da yukarıya itti. Yani şu anda, evet, endeksteki 100 hisseden 94 tanesi artı da 6 tanesi ancak ekside işlem görüyor. Hemen hemen bütün değerlemeleri değiştirmiş oldu. Bu noktadan sonra burada dediğimiz gibi belirleyici olacak herhalde burası. Tabii yani mesela nasıl Fed put diye bir şeyden bahsediyoruz. Hani kötü bir şey olduğu zaman işte Fed devreye çıkar. Şimdi burada da hani önemli bir ölçüde artık piyasa defter değeri olarak ya da fiyat kazanç oranı olarak hani belirli bir noktada hani ben buranın şirketin tamamına geri kalanını almak için uygun olduğunu düşünüyorum. Bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani işte kur volatilitesinden vesaire, yani gün içi kendilerinin yaptığı kolu toplantıyı da takip ettik. Yani biz işte bütün risklerin vesaire farkındayız ama gene de çok büyük potansiyel olduğu gerçeğini değiştirmiyor şeklinde şirketten gelen açıklamalar. Dolayısıyla bu fiyatın hani üzerinde artık bakıldığında 0.5 hatta daha altına kadar piyasa defter değeri olarak geldi. Ama bunlar işte 2008'de 3'lerin üzerindeydi. Yani bankanın BBVA'nın ilk aldığı zamanlar 2'lerin üzerinde 2.30'lar civarında bir piyasa defter değeri vardı. Ve şu an için gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde bize benzer finansal yapısı vesaire anlamında hani kıyas kabul edebilecek tarzda bankaların bakıldığında bize göre çok daha iyi çarpanlarla işlem gördü. Biz o çarpanların neyse %50 iskontosuyla işlem görüyoruz. Dolayısıyla hani önemli hareketler var son haftalarda ama tüm dünyada da var. Yani varlık fiyatları bizde arttı ama dünyada daha hızlı arttı. O yüzden hani potansiyel yeniden seviyelere rağmen halen var şeklinde analistin yaptığı yorumlar bu şekilde. Serdar, çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi gidiyoruz iş yatırımı araştırma direktörü Serhat Gürleyen bizlerle birlikte. Serhat, özellikle Borsa İstanbul'un belki de tarihinde İMKB tarihinden bu yana en yüksek hisse geri alımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Verilen mesaja baktığımız zaman oldukça net. Borsa İstanbul'da bunu pozitif olarak değerlendirdi. Öncelikle nasıl görürsün? Birinci soru. İkincisi de ne kadar yatırımcı ilgisi olmasını beklersin buradaki gönüllü pay alım teklifine? İki boyutu var. Bir, İspanyolların açısından baktığımız zaman da neden böyle bir karar aldılar? Ve içerideki yatırımcı ve dışarıdaki yatırımcı, küçük ortaklar ne yapmalı? İspanyollar böyle bir karar aldılar çünkü bankayı iyi görüyorlar. Bankacılık sektörü genelde iyi, değerlemeler çok ucuz. Ve BBVA öznesinde portföyündeki diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman da Şili'de, Kolombiya'da, Peru'da, Meksika'da çarpanlar 8 ile 11 arasında değişiyor banka çarpanları. Garantinin çarpanı 3 civarında, 2023-22 çarpanlarından bahsediyorum. Arjantin'in çarpanı burada. Türkiye'nin büyüme potansiyeli, Türkiye'nin karlılığı, sektördeki konumu Garanti Bankası'nın hani iyi bir yerde. Türkiye'de, Arjantin'de aynı yerde değil. Dolayısıyla İspanyolların açısından mantıklı bir karar bu. Ama önemli de bir karar. Toplam kar içinde garantinin payı %14'lerde.
bu kararla birlikte tamamını alabilirlerse ki alamayacaklar, %30'a çıkacak. Yani çok ciddi bir iştirak portföyünde önemli bir paya sahip olacak. Meksika'nın 60 civarında arkasından garanti gelecek. Yani önemli bir yerde. Dolayısıyla bu anlamda BBVA çok cesur bir karar alıyor. Bu BBVA'nin penceresinden baktığımız zaman da ve tabii elbette Türkiye'de bankacılık sektörünün ve Türkiye'nin önünün açık olduğunu gösteriyor. En azından bir yabancı yatırımcı parmağını taşın altına koyuyor. Sinyal etkisi de var, para etkisi de var. Çok ciddi bir büyüklükten de bahsediyoruz ülkeye girecek olan bu işlem sonucunda. Türkiye'de baktığımız zaman, Türkiye'de son 5 yılda özellikle bankacılık sektörü korkunç cezalandırıldı. 10 yılda da cezalandırıldı ama sırf 5 yılda ilgili bir rakam vereyim. Çıkardığınız zaman da sanayi endeksine göre sanayi endeksi 5 yılda %225 artıyor, bankalar %25 artıyor. Arada çok ciddi bir fark var. Zaten Türkiye hisseleri de son 10 yıllık ortalaması -13 dolar bazında kaybettiriyor. Bankalar daha çok kaybettiriyor elbette. Dolayısıyla burada bir değer var. Bu değere rağmen yatırımcı almıyordu. Bankalar da özellikle almıyordu. Çünkü tüm makro risklerin bankacılık sektörü üzerinden fiyatlandığını düşünüyordu. Şimdi burada sektörün içinden olan, sektörü iyi tanıyan, her türlü bilgiye sahip, hep çünkü şey konuşuluyor, bankaların bilançosu dışarıdan göründüğü gibi değil, içeride durum daha farklı şeklinde başlayan bir yığın cümle vardı. Özellikle yabancı yatırımcıdan duyduğumuz. Bu onlara tam bir cevap oluyor. Yani bankaların bilançosunun içeriden bakan, hem de en içeriden bakan ana ortağın Türkiye'de bankacılıkla ilgili olumlu bir görüşü olduğunu ve piyasa fiyatlarının üstünde piyasadan mal almak istediğini gösteriyor, söylüyor. Bu önemli bir mesajdır. Borsa içinde bir dönüm noktasıdır. Yani sırf para etkisi değil, sinyal etkisi dolayısıyla da biz haberi çok önemsiyoruz. Yatırımcılara önerimiz bu fiyatlardan satmayın hissenizi şeklinde oluyor. Banka hisseleri çok ucuz. Bugünkü yükseliş sonrasında %5'lik potansiyel kaldı. Değerlemelerimiz Garanti Bankası'nda ve diğer bankalarda şu anda sınırlı artışa tekabül ediyor ama uzmanlar değerlemelerini yukarı çekerler. Fiyatlar biraz önce verdiğim rakamlar zaten dünyada 8 olan 10 olan bankacılık sektörü gelişmekte olan ülke bankaları çarpanları Türkiye'de bankacılığın önünün açık olduğunu söylüyor. Aslında tüm borsanın önü açık ve özellikle dünyada reflasyon temasının olduğu bir yerde büyüme enflasyonun birlikte yükseldiği bir yerde ve gelişmiş ülkelerde ve içeride Türkiye'de finansal baskılama olan bir yerde hisse senetleri enflasyon ortamında korunmak için de iyi bir yatırım aracı hisse senetleri ve emtia. Bankalarda ve Türkiye varlıkları şu anda dünyada ucuz, pişmemiş bir değere sahip olan hatta kelepir diyebileceğimiz fiyatta olan az sayıda varlık arasında. Biraz uzun konuştum ama açık görüşlerim bunlar. Peki Serhat, bir de şunu sorayım. Koç Holding'in hisse geri alımı var. İşte İş Bankası'nın vardı, Şişe Cam'ın var, Arçelik'in var. Şimdi Garanti BBVA'da, BBVA'nın böyle bir taahhüdü var. Dolayısıyla Yapı Kredi'de yakın zamanda yine ortak satışı gerçekleşti. Fiyatlamaların ucuz olduğu konusunda herkes hemfikirdi ama bir, kendi hissesine sahip çıkma dönemi denilebilir mi? İki, bu geri alım metodolojisi bir yerden sonra endeksin geri kalanına sirayet edip artık bu kadar ucuzluktan biraz daha normalleşmeye doğru evrilmeyi beraberinde getirebilir mi? Burada tüm şirketler, yani bir yan şirketten aslında alım yönünde sinyal geldi. Bazıları değerlendiriyor şu anda. Ama miktar önemli. Yani şirketin tamamını almayı ve piyasa fiyatının üstünde almayı isteyen bir yatırımcı çıktı. Dolayısıyla geçmişten daha farklı. Ama elbette katılıyorum. Bir de finansal baskılamadan bahsediyoruz. Yani Türk lirası getiriler korkunç düşük. -5 civarı faiz indirimleri devam ederse daha da fazla olabilir. -4, -5 bir reel faiz var şu anda. Yani mevduatta durduğu zaman da para, ki şirket sonuç olarak bunu bir yerde değerlendirecek, eksi getiri sağlıyor. Eksi reel getiri sağlıyor. Dövize yönelseniz Türk lirası çok değersiz, döviz çok değerli. Standart sapma olarak baktığınızda reel kura iki standart sapmadan daha uzakta. Yani
bir normalleşme olursa Türkiye ekonomisinde, şu anda erken seçim sattığındayız, popülist politikalar devam edebilir ama seçimden sonra kim kazanırsa kazansın, şapkasını önüne koyup düşündüğü zaman da ekonomiyi daha ön plana çıkarması lazım. Önünde 4 yıl olan bir iktidarın. Böyle baktığınızda normalleşme bekliyorsanız, Türkiye'de hisse senedi almak için bir yılın nedeniniz var. Burada sevindirici olan, biz bunu aylardır, yıllardır söylüyoruz, İspanyolların da bizle benzer düşünmesi. Umarım diğer yabancı yatırımcılara da örnek olur. Türkiye'yi satmak isteyen yabancı yatırımcıların bir kısmı. Zaten son dönemde seçici banka hisselerinde, holdinglerde alış görüyorduk. Devam eder. Serhat Gürleyen, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi karşımızda belki de bu konuyla ilgili en fazla, en doğru bilgiyi alabileceğimiz kaynak var. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başlı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Açıl Bey. Şimdi özellikle Borsa İstanbul tarihinin en önemli alımlarından bir tanesi. Sonuç itibariyle Türkiye'de tartışılanlar ne olursa olsun bir noktadan sonra şirketlerin değerini, kurumların değerini ana hissedarlarının gördüğünü anlatan da bir hamle. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle BBVA'nın garanti hisseleriyle ilgili olarak yapmış olduğu bu gönüllü pay alım teklifini. Açıl Bey, çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Öncelikle şunu ifade etmem lazım. BBVA Türkiye'ye 2011 yılında girdi. O günkü alım değeriyle 9 milyar dolarlık bir satın alım yaptı. Ve şu an itibariyle BBVA Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımcısı konumunda. Dolayısıyla BBVA yeni bir yatırımcı değil. 9 milyar dolar yatırım yapmış bir yatırımcı ve yatırımını büyüterek devam ettiriyor. Burada hepimizin bence görmesi gereken şey şu: Türkiye'de çok kıymetli varlıklar var. Garanti BBVA da bunların başında geliyor. Kendi yatırımına, kendi şirketine sahip çıktı BBVA ve bunu büyütme kararı aldı. Buradan bence bize düşen mesaj şu olmalı: Türkiye'nin günlük çalkantıları içinde inişlerimiz olabilir, çıkışlarımız olabilir ama hiçbirimizin unutmaması gereken şey, çok kıymetli varlıklarımız var, çok kıymetli asetlerimiz var ülkede. Benim bankamın sermayeleri de bunun gayet farkında olarak yatırımını büyütme kararı aldı. Tabii bu alınan karar bir tek bizimle alakalı değil, ülkeye bakmak gerekir. Bu ülkeye duyulan güveni gösterir. Çünkü bu ülkede 11 yıldır yatırımcı olarak bulunan bir banka, Avrupa'nın en büyük bankalarından, dünyanın en büyük bankacılık gruplarından birisi, ülkenin uzun vadeli görünümüne yatırım yapmıştır. Bunun altını çizmek lazım. Bugün gördüğüm kadarıyla bizimle birlikte bütün banka hisseleri %10'a yakın yukarıda. Borsa across the board, bütün holdingler, sanayi kuruluşları ortalama %4 yukarıda. Yani bizim böyle güzel şeylere ihtiyacımız varmış. Buradan söyleyebileceğim o. Yani çok bence zamanlama olarak da size olarak da çok önemli bir yatırımdır. Ben ülkemize iyilikler getireceğini düşünüyorum ve çok da keyif alarak bugün paylaştık bu bilgiyi. Recep Bey, özellikle Garanti Bankası'nın, Garanti BBVA'nın bu süre zarfında gösterdiği performansın bu alım kararındaki etkisini de sormak isterim. Öz sermaye karlılığı %19'lara geldi. Aynı zamanda baktığımızda son 9 aylık bilançoda 9 milyar TL civarında bir kar var ve yüksek karşılık ayıran bankalardan bir tanesi Garanti Bankası. Dolayısıyla geçtiğimiz 1,5-2 yıllık zorlu dönem içerisindeki banka performansı bu alım kararında ne ölçüde etkili oldu? Yani sadece 2 yıla sınırlandırırsam haksızlık etmiş olurum. Çünkü Garanti Bankası'nın yani son bu bakabildiğimiz 2000'li yıllardan sonra performansı Garanti BBVA olduktan sonra da artarak hep yukarılarda oldu. Söylediğiniz doğrudur. Son 2 yıldır biraz daha ayrışma farklılaştı. Garanti BBVA şu an özel sektör bankaları içinde çok ciddi bir pazar payına sahip. Yani birçok üründe biz pazar lideriyiz diyebilirim. Bu performansın da katkısı olmuştur. Onu inkar edemem ama bu performansın katkısı bence göreceli olarak daha düşüktür. Çünkü banka yapısal olarak zaten çok sağlam ve sağlıklı bir bankaydı. O yüzden BBVA burada çok rahat hareket etti. Bence burada sermayeden, yani sermayelerin bu kararı alma nedenlerinden bir tanesi de
Bence çalışanlarının gösterdiği performansı. Çünkü bu banka yaklaşık, tekrar ediyorum, 15-20 yıldır sektörün öncü bankalarından biri olmuştur. Bu performansın sürdürülebilir olduğunu göstermiştir. BBVA 2011 yılından bu yana bu bankada bunu gözlemlemektedir. Dolayısıyla çalışanının yarattığı katma değer, sermayedarı bu kararı alırken bence elini biraz rahatlatmıştır. Fakat her şeyden evvel ülkenin geleceğine yatırım yapılmıştır. Türkiye'nin potansiyeline yatırım yapılmıştır. Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımcısı yatırımını büyütmüştür. Bence hepimizin bundan mutluluk duymamız lazım. Bu tür haberlere de ihtiyacımız var. İnşallah başka firmalar, başka sektörlerde de bunun arkasını getirirler. Elbette bu sorunun doğrudan muhatabı siz değilsiniz, BBVA yönetimi, ama ne kadarlık bir beklentiyle yola çıkıldığını da bir öğrenmek isterim. Sonuç itibariyle bu bir gönüllü pay alım teklifi. %15'likte bir burada avantajlı fiyat sunulmuş durumda. Yatırımcıların ne kadarının gelebileceğine dair bir projeksiyonları var mıdır? Bir de buradaki takvim nasıl işleyecek, onu öğrenmek isteriz sizden bundan sonrasına dair. Şimdi takvim ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra 6 gün içinde başlayacak, maksimum 20 gün içinde bitecek. Regülatörler tabii BBVA sermayeler olarak Avrupa Merkez Bankası, Türkiye'de SPK ve BDDK onaylarına tabi. Bunlar alındıktan sonra SPK'ya başvurulacak ve maksimum 20 gün içinde bitirilecektir işlem. İşlem bildiğiniz gibi 50.15 pay için her bir paya 12.2 kuruş teklif edilerek yapılacak. Bugünkü değerlerle yaklaşık 2.2 milyar euro büyüklüğünde bir gönüllü satın alım. Burada herhangi bir sermayelerin rakam kote etme durumu yok. 2.2 milyar euro ile tamamını almaya talip. Burada bir de bankanın çekirdek sermayesinde herhangi bir farklılaşmaya yol açacak mı diye de sormak isterim. Çünkü sonuç itibariyle oradaki hesaplama metodolojisinde de bir farklılık söz konusuydu. Ana hissedarın kontrolünde olmayan taraf için özellikle. Nasıl bir etki gözlemlenir, nasıl bir etki beklenir bu taraf için? Bu tarafa bir etkisi yok ama BBVA'nın kendi sermaye yeterliğinde yani negligible bir negatif etki var. Bildiğim kadarıyla 30-40 bits civarında. Onu da zaten duyuruyla açıkladılar. Ama bizim yani burada bağlantımızda bir sorun oldu Recep Bey ile. Bir parça daha bekleyelim. Eğer bir problem çözülemediyse tekrar reklama gidelim. Kısa bir aramız var. Aranın ardından yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Garanti BBVA ile ilgili olarak BBVA'dan gelen açıklamanın detaylarını konuşuyoruz. Az önce reklam arasından evvel Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başluk'un açıklamalarını aldık. Regülatörlerden izin alındıktan sonra maksimum 20 gün içerisinde bu işlemin tamamlanacağını söyledi. Ayrıca BBVA'nın Türkiye'ye olan güvenini, bankaya olan performansına bakışını da yansıttığının altını çizdi. Önemli noktalar, dolayısıyla biz de bununla ilgili değerlendirdik. Almaya devam edeceğiz. Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle birlikte. Figen, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Uzun ama çok uzunca bir süredir Türkiye'deki varlıkların fiyatlarının düşük olduğundan, ucuz olduğundan bahsediyorduk. Biraz önce Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Başluk da benzer bir şeyi söyledi. Hani kendi yatırımına sahip çıktı. Türkiye'deki en büyük uluslararası yatırımcılardan bir tanesi olarak Garanti BBVA'daki hissesini artırmak üzere böyle bir teklifle gelindi. Bir, bu teklifi nasıl değerlendiriyorsun öncelikle? Daha sonra birkaç tane daha sorum olacak buna ilişkin. Tabii ki pozitif değerlendiriyoruz Açıl. Aslında biz seninle tam bir ay önce bir yayın yapmışız. Orada yine aslında benzer şeyler konuşmuşuz. Yani Türk varlıklarının ucuz olduğunu, özellikle bankaların gerçekten çok ucuz olduğunu. Burada hani bir cesaretle insanlar hisse senedi tarafında veya ortaklık anlamında çok büyük fırsatlar barındırdığını biz seninle aslında konuşmuştuk. Dolayısıyla şimdi Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'de iş yapan ya da Türkiye konusunda tecrübesi olan birinin bu fırsatı değerlendirmek istemesi kadar normal bir şey bence yok. Çünkü bir dönem hani bankacılık sektörü için, biraz önce Serhat Bey de senin yayınındaydı. Çok doğru tespitleri var, ben de katılıyorum.
Bir dönem çok kural değişikliklerin olduğu bir dönem yaşadık biz Türkiye'de bankacılık sektöründe. Tabii orada her ne kadar fırsat görülse de insanlar burada yatırım yapmaya cesaret edemiyordu. Bir de pandeminin getirdiği yük bankaların sırtına çok fazla bindiği düşünülüyordu. Ama son gelen bilançolardan sonra insanlar bu konudaki görüşlerini biraz değiştirdiler. Bir de tabii bu kural değişiklikleri biraz duruldu. Yani bankacılık sektörüyle ilgili, yapıyla ilgili gelen haberler biraz azaldı. Burada da tabii Türkiye'yi tanıyan yatırımcıların buna cesaret etmesi kadar doğal bir şey yok diye düşünüyorum ben. Peki, biraz önce söylediğim noktadan hareketle bu piyasanın ucuzluğu konusunda son dönemde arka arkaya gelen haber akışı var. Serhat'a da aynısını sormuştum, sana da aynısını sorayım. Bu ucuzluğun artık bir noktada bir yeter anı vardır ya, buralar oralar mıdır, bir onu sormak isterim. Çünkü bankalar kendi hisselerine, banka hissedarları kendi hisselerine bir noktadan sonra sahip çıkıyor. Holdingler geri alım yapıyor. Şirketler, sanayi şirketlerinde değerlemesi farklı bir noktaya gitmiş olanlar hisse geri alımı yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla buralar o yeter noktaları mıdır, ne dersin? Öyle görünüyor açıl. Yani şimdi kurdaki değer kaybına baktığımızda ve varlık fiyatlarının bulunduğu yere baktığımızda özellikle yurt dışından buraya bakıldığında birazcık öngörülebilirlik kazansak aslında çok daha farklı bir noktada olabiliriz. Bir de biz faiz indirimlerini çok seviyoruz. Yani düşük faizi çok seviyoruz. Bunun getirdiği, tabii yarattığı sıkıntılar var. Ama tabii ki şirket sahipleri en iyi şirketlerini kendileri bilirler. Onlar Türkiye'de sonuçta uzun yıllardır yatırım ve faaliyet yürütüyorlar ve buradaki riskleri biliyorlar, kendilerini nerede koyacaklarını biliyorlar. Tabii hisseler belli bir noktaya gelince diyor ki yani bu fiyat olmaması lazım. Hani bir şirketi tabii ki sahibinden daha iyi kimse bilemez ve onlar da çok iyi referans oluyor piyasaya. Yani bir nebze bu bir piyasanın öngörülemez olduğu durumlarda şirket sahiplerinin bu tarz haberleri yol gösterici oluyor. Tabii mesela bugün Garanti Bankası'ndaki haber diğer bankalarda da aynı şekilde heyecan yarattı. Özellikle yabancı ortaklı olan bankalarda, değerlemeleri düşük görülen bankalarda da heyecan yarattı. Bir süre daha sanki bankacılık sektöründeki bu hava sürecek gibi duruyor. Ama tabii şeyi de belirtmem lazım açıl. Geçtiğimiz aydan bu aya baktığımızda tabii şeyi göz ardı etmemek lazım. Yani bunu özellikle Borsa İstanbul tarafında kaldıraçlı yatırım yapanlar için belirtmek isterim. Yani %30, %40, %45 performanslar var bankacılık sektöründe. Yani bunu da biraz göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi şu an itibariyle Garanti Bankası'ndaki fiyat 11 lira 63 kuruş. Burada 12.20'den bir alıcı var. Dolayısıyla cuma günkü kapanışın %15 üzerinde bir teklif olduğunu dikkate alacak olursak bu fiyatın nereye kadar gitmesi beklenebilir? Bir %5'lik daha, hatta belki birazcık daha üzerinde bir hareket olabilir. Çünkü şimdi bu haber bir hava yarattı açıl. Bu havanın şimdi deniyor ki işte regülatörler izin verirse 20 gün içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor deniyor. Hani bu 20 gün içerisinde bu pozitif hava bankacılık sektöründe korunur gibi geliyor bana. Zaten o tarih yaklaşık şeye tekabül ediyor. Yani Fed'e yaklaşmış olacağız biz o 20 gün sonra ilk işte varlık alımlarını azaltması ile ilgili tarihe. Zaten benim tahminim Fed'e yaklaştıkça ben biraz aslında realizasyon bekliyorum. Tarihte yaklaşık tutuyor yani. Hani bugünden sonra 20 gün değil de regülatör onayı geldikten sonraki süreçte 20 gün içinde, regülatör onayından sonra bir boşluk arkasından 20 gün içinde tamamlanacak dedi Recep Bey. Dolayısıyla hani takvim böyle bugünden sonra 20 gün gibi anlaşılmasın diye bir araya parantez açmak istedim. Sen devam et. Evet, ben öyle anladım bu arada. Düzelttiğin iyi oldu. Benim tahminim şöyle diyeyim açıl. Ben bu 14-15 FED toplantısına doğru piyasalarda bir stres bekliyorum. Ama bankacılık sektöründe şimdi bir pozitif hava oluştu. Bizim de Merkez Bankası toplantımız da var bu hafta Perşembe günü. Ve orada 150 bas puanlık faiz indirimi beklentisi var. Kur hala çok güçlü. Dolayısıyla ben biraz FED'e doğru piyasalarda stres bekliyorum.
Ama hani şu anki bu son gelen haberler bir miktar piyasayı kuvvetli tutacaktır. Sadece orada benim tedirgin eden şöyle bir durum var. Piyasa şimdi 21'inden beri yükselişini sürdürürken dolar endeksi belli bir bantta hareket ediyordu. Ve biz Amerikan 10 yıllık faizinde de görece daha sakin bir seyir izliyorduk. Ama bu son gelen tüfe rakamından sonra dolar endeksinde o yatay bandın biraz üstüne çıktı. Aynı şekilde Amerikan 10 yıllıklarında da biraz yükseliş var. Ya bu kısmı biraz beni stres yapıyor ama onun haricinde bizim tarafta bu haber biraz hani güçlü tutmak isteyecektir ama dediğim gibi biraz FED'e doğru dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Figen, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gideceğiz şimdi, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Aylık bütçe gelişmelerini bugün itibariyle gördük ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Ekim ayında 17.4 milyar liralık bir bütçe açığı gerçekleşti. Konuya dair bandımızı bir izleyelim, sonrasında bütçeye dair yorum almaya başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçe açığı Ekim'de 17.4 milyar lira olurken faiz dışı bütçe açığı 3.1 milyar lira oldu. Eylül ayında bütçe açığı 24 milyar lira olmuştu. Böylece bütçe Ağustos ayında fazla verdikten sonra Eylül ve Ekim'de açık vermiş oldu. 2021 yılının Ekim ayında bütçe giderleri 131.4 milyar lira olurken bütçe gelirleri 114 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 117 milyar lira olurken faiz dışı açıksa 3.1 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçesinde Eylül'de açık 23.6 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 2021 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar lira, bütçe gelirleri 117,9 milyar lira olurken ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar lira ve faiz dışı açıksa 9,5 milyar lira olarak kaydedilmişti. Rakamlar böyle. Biz şimdi Grant Thornton Türkiye ortağı Ahmet Cangöz'le birlikteyiz. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Açıl Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle tabii Ekim ayı bütçe gelişmelerine bakıyoruz ama bu gerçekleşmeler aylık bazda çok bir şey ifade etmekten ziyade genel bütçe trendi üzerinden belki tartışmanın daha doğru olacağı veriler. Çünkü sonuçta bir yanda ciddi bir enerji maliyeti, bu maliyetin karşılanabilmesi için bütçe üzerinden alınan önlemler dikkate değer, bunların yansımaları var. Diğer taraftan da giderler ve gelirler arasında farklı hikayelerle oluşan farklı farklı boşluklar var. Bunları birazcık doldurmak isteriz açıkçası. Önce 10 aylık bütçe gerçekleşmeleri nasıl gördüğünüze dair bir dakika bir özet alalım. Sonra farklı sorularım var elbette. Evet. 10 aylık bütçe sanki 12 aylık bütçemiz 10 ayda tamamlanmış gibi görünüyor. Yani açığıyla da geliriyle de şöyle bir, ben tabii vergici olduğum için hemen önce gelirlere ve özellikle vergilere baktım. Merkez yönetim gelirlerinin gerçekleşme oranı bütçeye göre %100. Kümüle bazda bakıyorum 10 ayda. Yani 12 ayda planlanan geliri 10 ayda yapmışız. Çok güzel. 10 ayda, 12 ay için planlanan açığı da gene 10 ayda yapmışız. Yani 2021 yılı için 245 milyar TL açık verecek bütçemiz demişiz. Biz bu 2021'in Ekim'ine geldiğimizde 10 aylık kümüle 244.9, yani tam da 245 milyar lira açık vermişiz. Şimdi şu işin iyi tarafı, biz gelir olarak 2021 bütçesinde 1 trilyon 101 milyar lira gelir bütçelemişiz. Bunun içinde de 922 milyar vergiymiş, 922.7 milyar. Vergi gelirlerine baktığımızda 922 milyarın 904'ünü zaten toplamış durumdayız. Burada tabii çok rakamlara boğmadan işin mantığına da bir göz atmak isterim. Biliyorsunuz ki geçen ay sizinle bir konuşmuştuk bu vergi yapılandırmaları konusunu. Önceki yapılandırmalara göre bu yapılandırmanın daha 7326 sayılı, 7326 sayılı yapılandırmanın daha kapsamlı olduğunu, çok da başvuru beklediğimizi söylemiştik. Ekim ayı sonunda bunun başvuru süresi doldu. Hemen ben o rakama da baktım acaba ne olmuş diye. 36.7 milyar Ekim sonu itibariyle bu yapılandırmadan giriş olmuş. Bu önemli bir rakam. Dolayısıyla zaten kendisini
alt detaylara doğru baktığımızda gösteriyor. Vergi gelirlerinin hangileri çok artmış diye baktığımda hep böyle beyana dayanan vergiler artmış. Beyana dayanan gelir vergisi bütçenin %143 oranında gerçekleşmiş. Beyana dayalı kurumlar vergisi bütçenin %500 oranında gerçekleşmiş. Tabii kurumlar vergisi gelir yaratma açısından bütçenin çok büyük bir kalemi değil ama diğer vergileri etkilemesi için önemli, merkezde duran bir vergidir. Demek ki yapılandırmadan, vergi barışından çok yararlanma olmuş. Katma değer vergisinde de öyle. Dikkatimizi çeken, hani vergi konusuna hızlıca girmişken, bu dijital hizmet vergisi de aslında başarılı bir vergi olacağı benziyordu. Orada da %150 oranında bir gerçekleşme olmuş. Ama biliyorsunuz bu küresel asgari kurumlar vergisi nedeniyle kaldırılması falan pazarlıkları yapılıyor. Gene yeni vergilerden değerli konut vergisi ise çok başarılı bir vergi olmamış gibi görünüyor. Şimdi bütün bunlara baktığımda bizim dediğim gibi bütçenin gelir yönünden %100'ünü gerçekleştirmişiz. Açık yönünden de %100'ünü gerçekleştirmişiz. Çok önemli bir, büyük bir kalem dikkatimi çekti gelir yönünden baktığımda. Faiz gelirleri rakamı da 10 ay itibariyle 36.7 milyar gerçekleşmiş. Yani neredeyse bir vergi barışından toplanan para kadar bir faiz geliri girişi olmuş. Bunun bütçelenen rakamı ise yaklaşık 6 milyar, 5.9 milyar 12 ay için bütçelenmiş. 10 ayda 36.7 milyar faiz geliri olmuş hazinenin, devletin. Bu demek ki çok büyük bir nakit parayı bankalarda faiz getirecek yerlerde hazinemizin tuttuğunu gösteriyor. Öyle algılıyorum buradaki rakamla kabaca. Sonuçta bizim gelirlerimizin %100'ünü yapmış olmamız, hala da önümüzde 2 ay var. Demek ki bütçeyi gelir yönünden aşacağız, öyle görünüyor. Fakat sizin biraz önce verdiğiniz rakamlarda da göründüğü gibi geçen yıla nazaran bütçe açığımız artmış görünüyor. Hatta Ekim ayında geçen yıl 2020'de bütçe dışı, faiz dışı fazlamız varken bütçede Ekim sonunda bu sene açığa dönmüş durumdayız. Bunlar tabii normal pandemi önlemleri, efendim bunun içinden çıkmak için gerekli çabaların getirdiği gider harcamalar ister istemez bu sonuca yol açıyor ama tabii faizlerin yükselişini de bütçe maliyetini de unutmamak gerekiyor. Peki Ahmet Bey, iki tane sorum var. Çok hızlıca yanıtını rica edeyim. Sürenin de sonuna çok yaklaştık. Birincisi, asgari ücret artışı bekleniyor. Dolayısıyla burada bir asgari ücrete devletin vermekte olduğu bir destek var. İşveren desteği. Bunun devamı açısından ne söylenebilir? İki, asgari ücret üzerinden alınan verginin bundan sonra alınmaması tartışmaları var. Bu çerçeve için nasıl bir maliyet hesabı gerçekleşebilir? Üç, asgari ücrete yüksek montanlı bir zam yapılacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla burada özellikle memur ve emekli zamları da dikkate alındığında önümüzdeki yıl bütçenin içerisindeki hem personel giderleri hem de genel anlamıyla bütçe giderleri içerisindeki artış oranları nasıl şekillenebilir, çok kısaca 2 dakikada. Evet, biz de duyuyoruz. Özellikle asgari ücretin önemli bir kısmının istisna edilmesi veya biraz önce bahsettiğiniz gibi tamamen vergi dışı bırakılmasına dönük çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ama ben tamamen vergi dışı bırakılmasını olası görmüyorum. Çünkü Türkiye'de asgari ücretten vergilenen çok sayıda personel var özel sektörde. Bunun yerine tarifenin belki ilk dilimini yükseltip asgari ücreti de kapsayacak biçime getirip mesela daha düşük bir vergi oranıyla %10'la şimdi 15'ten başlıyor ve üstelik ikinci dilime geçiyor asgari ücret. Belki bu tür çalışmalar daha etkin sonuç verebilir. Onun dışında asgari ücretin tabii ki artırılması, zaten bütçede de %30-%40 artış görülüyor geçen yıla göre, makuldür. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ise başlı başına bir projedir. Her sene tartışılır ama bu yıl bir şekilde olacak gibi görünüyor. Asgari geçim indirimi yeterli olmuyor çünkü bu asgari ücretimizi vergi yükünü hafifletebilmek için. Bu şekilde söyleyeyim. Yani vergi diliminin ben artırılmasını, ilk vergi diliminin o dilime tekabül eden oranında düşürülmesini öneriyorum. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak.